Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 12 Ocak 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda aslında birkaç husus var ama nasıl ifade edeceğimi tam bilmiyorum. Öncelikle Samet Akaydın transferinin perde arkası diye bir haber var. Şimdi transferin perde arkası olayı çok karışık. Dünden için mesela ben dedim ki bir bakın bakalım belki idmanda yeni yüzler göreceksiniz diye. Şimdi bakın Süper Lig çok enteresan bir yer. Gökdeniz Bayraktar diye bir adam var Antalyaspor'da. Antalyaspor bu Gökdeniz Bayraktar'ı Bodrumspor'a satın alma opsiyonunu kiralamış. Çok değil, birazcık geriye gidin. Yani Fenerbahçe'nin şunun bunun transfer listesindeydi. Aynı Fenerbahçe Samet Akaydın'la 3,5 yıl sözleşme imzaladığını açıkladı. Fakat bir nüans var. 3,5 artı 1 yıllık sözleşme. Adana Demirspor'a 3,7 milyon euro bonservis verileceği söylendi Fenerbahçe tarafından. Şimdi bakın. Ben geçtiğimiz günlerde yaptığım yayında da söyledim. Kulübümüz yaklaşık 3,5 milyon euro civarında bir şey söyleyecek. Çok fazla aldanmayın dedim. Hala da sözümün arkasındayım ama detaya giremem. Ne üyelere ne abonelere giremem. Siz sadece bu kadar vermediğimizi bilin. İkincisi, federasyon kulüplerin harcama limitlerini belirledi. Fenerbahçe zirvede. Bu limitlere de çok fazla aldanmayın. Yani buna da çok fazla aldanmayın. Buna aldanmama sebebiniz şu. Ya Euro'nun kuru değişiyor, doların kuru değişiyor vesaire. Şimdi Samet Akaydın transferinin perde arkası haberine geri dönelim. Çünkü burada bir olay var. Fatih Terim detayı varmış. Adana Demirspor'la son maçına, Başakşehir maçına çıkıp hatta gol de atıp takımına veda eden Samet sabırsızlanıyormuş. Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum diye geldi. Çubuklu giymeyi bekliyor. Hocam dün idmanda demiştin. Arkadaşlar farkındaysanız 11 Ocak günü kulübün paylaştığı videoda hani tesislere gitmiş değil mi? Hani Samet Akaydın stada gitmiş. Yani İstanbul'da yani. Hani stada giden, tesislere giden adam şey mi oluyor? Yani antrenmanda yeni bir yüz göreceğiz şeklinde söylemiştim. Aynı zamanda sağlık kontrollerinden geçmiş. Acı badem şeyinde. İyi de hocam kulübün İdman fotoğraflarına baktık. İşte idman fotoğraflarında göremedik. Siz idman fotoğraflarında her futbolcuyu gördünüz mü? Yani idman fotoğraflarına çok dikkatli baktınız mı? Sanki her futbolcu yok gibi. Yani idman fotoğraflarına bir daha bakın. Her futbolcu yok o idman fotoğraflarında. Epey kesintiye uğramış o idman fotoğrafları. Normalde 16 tane, en az 16 tane ya da 18 tane fotoğraf olurken dünkü idman fotoğrafında 9 tane fotoğraf var. Samet Akaydın sağlık kontrollerinden de geçti. Ailemize hoş geldin Samet diye boy boy görseller de verildi. Stadyumdan ve tesislerden. Bakın stadyumdan ve tesislerden görüntü görsel kullanıldı. Ben fazla da konuşmayacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. İsteyen istediği şeyi düşünebilir. Adana Demirspor'da bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'de bir paylaşım yaptı. Samet Akaydın Adana Demirspor'a veda paylaşımı yaptı. Belki de ilk idmanına çıktı. Çıktı çıkmadı. Çok da şey yapmayalım. Hayal ettiği yere ulaştı bir nevi. Çünkü Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak özel bir haber yapmış. Perde arkasını anlatmış. Üçüncü ligden Süper Lig'e oradan A milli takıma son olarak Fenerbahçe'ye uzanan hikaye. Peki bu yaşa kadar neredeydi falan diye. Sancaktepe'de ilk izledim 23 yaşındaydı. O günden de belliydi tırmanacağı falan diyor. Anlatıyor. Fatih Terim önerildi kabul etmedi. Tüm büyükler istedi Fenerbahçe kaptı diyor. Bakın Montella'nın sayesinde bayağı bir gelişim gösterdi. Galatasaray ile adı anıldı hatırlayın. Hatta Galatasaray aldı alacak deniyordu. Memlekete Trabzon. Arkadaşlar bakın şu saçma Trabzonspor Fenerbahçe kavgalarınızı bir kenara atın. Yani hem Trabzonsporlara söyleyeyim hem Fenerbahçe'de. Ya siz çocuk musunuz ya? Abi sen çocuk musun ya? Ya şunları bırakın ya.
Abi sonra fanatiklik oluyor. Sonra diyorlar ki Mustafa Hoca çok fanatik. Ya ben fanatik falan değilim. Ben dost canlısı bir adam. Ali Koç bizzat Murat Sancak'ta görüşüyor. Ve bu transfer iki başkan arasında hallediliyor arkadaşlar. Ha şu bir gerçek. Gustavo Henrique'den daha iyi bir stoper. En azından sahada daha heyecanlı. Gustavo Henrique'nin fesih ihtimali olabilir sakatlıktan dolayı. Şimdi yazarlardan şampiyonluk değerlendirmesi. Bak, bu da tuhaf bir yer, haber. Bu çok tuhaf bir haber geldi bana. Şimdi Sabah gazetesinin yazarları birkaç şey söylemiş. Hani soru Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek şampiyonun bir numaralı favorisi haline geldi mi demiş. Ali Gültiken diyor ki lig uzun bir süreç. Hani deplasmanda yakın rakibini farklı yenmek psikolojik üstünlük büyük bir. 3 puanı kazanmanın yanında kendi inancınızı geliştirdiniz. Puan farkını arttırdınız. Geriden gelenlere mesaj verdiniz. Önemli bir avantaj yakaladı diyor. Gürcan Bilgiç 4 maç önce Fenerbahçe Galatasaray'ın 5 puan önündeydi. Şimdi Galatasaray 4 puan fark yaptı ve daha 19 tane maç var. Rakibe karşı kazanmak büyük avantaj getirir. Üstelik ikili averajda da şansını arttırır. Yarış iki takım arasında geçecek. Gerilim, tartışmalar artacak. Fenerbahçe'nin ayağa kalkacak gücü var. Hala şampiyonun en kuvvetli adayı diyor. Bu da züğürt tesellisi gibi. İskender Gülen her ne kadar Galatasaray Fenerbahçe gibi şampiyonluk en büyük adaylardan birini kendi sahasında yenme başarısı gösterse de bir çiçekle bahar gelmez. Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11 ve Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmayı öne çıkaran planı farklı sonucun alınmasını sağladı. Şu anda en yakın rakibiyle puan farkı 4 ama bir başka gerçek var ki daha oynanacak çok maç var. Yani köprünün altından çok sular akar diyor. Başarılı sonuçlar takımın özgüvenini, motivasyonunu arttıracaktır. Bu da şampiyonluk yarışı için büyük avantaj sağlayabilir diyor. Ben şunu söyleyeyim. 25. maçlar oynanıp bitmeden şu şampiyon diyen hiç kimse doğru söylemiyor. Portekiz basını duyurdu Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü. Şimdi Samet Akaydın transferi bitti. Sıra golcüye geldi. Fenerbahçe mağlubiyetin ardından Jesus yönetiminde Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig'de 17 maçta 42 gol attı ama hani büyük maçlarda Fenerbahçe forvetleri hayal etti. Galatasaray maçında, Trabzonspor maçında, Beşiktaş maçında Valencia'dır, Batshuayi'dir, Joshua King'dir. Hani bunlar yok gibiydi. João Pedro'nun zaten sakatlığı malum. Ve Fenerbahçe'nin forvet arayışında olduğu iddia ediliyor. Bana da çok tuhaf geliyor. Bu da ayrı bir mesele. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Abola'nın haberine göre Jesus forvet istiyor. Gil Vicente'deki Fran Navarro. Haberde Fenerbahçe'nin iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı söyleniyor. 24 yaşındaki oyuncu ligde 15 maçta 8 kez gol atmayı başarırken 2 kez de asist yapıyor. Yani 8 gol 2 asist. Tüm kulvarlarda 24 maç 12 kez gol sevinci. Arkadaşlar Fran Navarro ile ilgili size çok net bir duyum vereyim. Biz Navarro'yu istedik. 12 milyon euro istediler. İmkanı yok. Bizim maksimum verebileceğimiz 5 milyon euro dedik. Görüşmeler tıkalı. Samet Akaydın'dan sonra bir dünya yıldızı Fenerbahçe'ye. Şimdi Samet'ten sonra dünya yıldızı kimmiş diye bakıyorum. Alexis Sanchez. Marsilya'da forma giyen 34 yaşındaki Şilili oyuncu. Alexis Sanchez'i Fenerbahçe gündemine almış. Ve daha fazla Fransa'da forma şansı bulamam. Türkiye'ye gideyim demiş. Sanchez gelirse de João Pedro yolcu diyor. Şimdi arkadaşlar gelin şöyle bir şey yapalım. Ben Alexis Sanchez'i Transfermarkt'tan inceleyip size çok net bir şey söyleyeyim. Bak çok net bir şey söyleyeceğim. Hocam sadece Transfermarkt'tan incelemeyle olmaz bu iş. Olur. 19 Aralık 88 doğumlu 34'üne yeni basmış. 1.69 boyunda santrafor. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Fransa Ligi'nde kanatlarda ve forvet oynayabiliyor. Bu sezon 20 maça çıkmış. 8 golü var. 1518, 14 dakika. 1514. Yani tam olarak 18 maçta falan ya da 17,5 maç. 18 değil, 18 maçta 8 gol. Fransa Ligi'nde yani Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 golü var. 419 dakikada. Birincisi Marsilya niye bıraksın? İkincisi neyle alacaksın? Bu iki soruyu cevapladığınız zaman söyleyin ben duyum doğru mu yanlış mı onu konuşurum.
Miguel Crespo. Crespo'nun Sevilla'dan teklifi aldığına dair duyumlar sosyal medya gündemindeyken Estadio Deportivo'nun kısa haberinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu arada haberleri kısa kısa veriyorum ki videoyu beğenin diye. Yani eğer kısa kısa olmasını beğendiyseniz lütfen tepkisiz kalmayıp videoyu beğenin. Ben de bundan sonraki videolarda bu şekilde kısa kısa yaparım. Tamam, üyelere her ne kadar direkt duyum veriyorsak da size de bu şekilde veririz. Siz de rahatlarsınız. Diyor ki Estadio Deportivo, Crespo Sevilla'nın teklifinden haberi bile yok. Menajeriyle kimse temas kurmadı diyor. Menajerle kurmamaları normal çünkü futbolcu Fenerbahçe'nin futbolcusu. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin futbolcusu için menajeriyle değil Fenerbahçe'yle temas kurarlar. Yani bunu herhalde idrak edebilirsiniz. Şimdi Emir Ortakaya için 7 milyon euro teklif geldiğine dair birisi duyum ortaya attı. Şimdi bir kişi duyum ortaya atıyor, öbürleri de doğru mu yanlış mı onu teyide çalışıyor. Bizim medya böyle işliyor. Şimdi bu haber inandırıcılığı yüksek bir haber. Niye? Göztepe, Southampton'ın ortaklarının, hani Southampton'ın bağlı bulunduğu şirketin takımı oldu artık. Ne yapacaklar? Orada parlayan çocuğu Southampton'a transfer edecekler. Southampton'da İngiltere Premier Lig'de az buz değil, bayağı para verir. Millet de buna kanar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu 7 milyon euro olayı palavra. Ha, şu bir gerçek. Takip ediliyor. İzleniyor Emir Ortakaya. Bakalım ne olacak. Bu arada Emir Ortakaya'ya biz Barış Alıcı'ya karşılık aldık. Bilginiz olsun. Yani bir 2 milyon euroluk bir yatırım yatıyor gibi düşünün orada. Arkadaşlar, biz Güney Kore'den bazı isimleri takip ediyoruz. Bakın, bu dediğim önemli bir duyum. Normalde bir kez söyleyip geçmem lazım ama üstüne basa basa söylüyorum. Güney Kore'den takip ettiğimiz genç stoper de var. Orta sahada var. Forvet de var. Kanat da var. Belki kaleci de var. Şimdi Güney Kore'den takip ettiğimiz isimlerden bir tanesinde sürpriz çıkmış olabilir. Yani nasıl bir sürpriz? Hani bir video vardı ya, koca istiyorum gel beni al diyordu, kadın bağırıyordu. Belki de bunlar da transfer istiyoruz gel beni al diye bağırdılar. Ya da acele edelim diye. Hani şu aralar Güney Koreli bir stoperin adını duyabilirsiniz. Duyarsanız doğrudur. Şimdiden söylüyorum. Bertuğ Yıldırım. Arkadaşlar, Bertuğ Yıldırım sadece takip ediliyor. Herhangi bir teklifimiz yok. Yani Hatayspor Başkan Vekili de demiş ki zaten Fenerbahçe'nin futbolcumuz Bertuğ Yıldırım'a an itibariyle resmi bir girişime ilgisi bulunmuyor demiş. Bu da doğru. Yani şu an için sadece takip ediliyor. Kısa kısa kısmımız bu kadar. Gerisini size bırakıyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, dünya ünlü kanat transferi diye söyledim. Fran Navarro'yu eğer 5 milyon euro bandına çekerlerse bizim ana hedefimiz bu çocuk. Kesinlikle bu çocuk. Ana hedefimiz. Bu bir. İkincisi, dünya ünlü kanat Alexis Sanchez sanmıyorum ama Fenerbahçe'nin yeni dünyaca ünlü kanadı Armindo ile başlayan, Buruma ile devam eden birisi olabilir. Tabi Rossi giderse, Rossi gitmezse Fenerbahçe'nin hala kanadı dünyaca ünlü. 14 milyon euro piyasa değeri var Uruguay milli takımının. Geniş kadro havuzunda yer alan bir futbolcu. Yaşı daha 24. Hiç belli olmaz. 2 sene sonra bir bakarsın Atletico Madrid'de işte 60 milyon euroya şuraya transfer oldu. Kafaları taşlara vurursunuz bizdeyken kötüydü diye. Hiç belli olmaz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.